Yeni bir günden, yeni bir haftadan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 Aralık Pazartesi günü. Beni daha önceden tanıyanlar biliyor. Tanımayanlar için şöyle kısa bir özet geçmek istiyorum. Aralıklı oruçla beraber daha öncesinde bir 30 kilo, sonra pandemide kilo aldığımız için bir de 15 kilo verme gibi bir hikayem vardı. Bunu olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bir günde neler yiyorum videosu çekmemi istemiştiniz. Bir 3 tane seri yapmıştık. Bugün 4.sünü çekiyorum arkadaşlar. Güne her zamanki gibi saat 8.30'da kalktım. Ilık bir limonlu su içerek günüme başladım. Şimdi böyle sade bir kahve yapacağım kendime. Sonra kahvaltı hazırlığına başlayacağız. Kahvaltıyı hazırlarken video güncellemesi yapacağım. Kahvaltım bu şekilde hazır arkadaşlar. 2 adet haşlanmış yumurta, 2 dilim peynir, biraz zeytin, domates ve yeşillikle beraber gayet sağlıklı bir kahvaltı yapacağız bugün. Yanında bir fincan yeşil çay demledim. Siz isteğe bağlı kahvaltınıza bir avuç kadar çiğ kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Bir dilim tahıllı ekmek tüketebilirsiniz. Şimdi kahvaltımı yapmaya geçiyorum. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi saat yaklaşık böyle 11-11.30 civarı. Ben genelde 12 gibi Türk kahvesi içmeyi tercih ediyorum ara öğün olarak. Eğer siz akşama kadar, ben açlığıma dayanamam, hani midem çok kazınıyor, o yüzden de akşam fazla abartıyorum diyorsanız öğlen arasında, yani kendinize hazırlayacağınız güzel bir ara öğünle akşamı daha hafif atlatabilirsiniz. Ya bu da nasıl olabilir? Bir bardak ayranla bir avuç kadar sarı leblebi olabilir. Bir tane muzla böyle pirinç patlağı vasa olabilir, biraz fıstık ezmesiyle. Veya böyle bir kuru kayısı, kuru incirle beraber bir yeşil çay içebilirsiniz. Bu tarz böyle kan şekerinizi düzenleyecek, akşama kadar sizi biraz daha tok tutacak ara öğünler yapabilirsiniz. Ben akşama kadar çok fazla acıkmadığım için ara öğün yapmayı pek tercih etmiyorum. Bugün de o yüzden böyle belli başlı bir ara öğün yapmayacağım. Şimdi hazırlandım, aşı vurulmaya gideceğim. Oradan sonra kayınvalideme uğrayacağım. Orada bir Türk kahvesi içerim. Benim ara öğünüm bugün bu olur arkadaşlar. Sonra da akşam öğünümüzü hazırlamaya geçeriz. Dışarıdaki işlerimi hallettim, kayınvalideme gittim, güzel bir Türk kahvesi içtim arkadaşlar. Oradan şimdi eve daha yeni geldim. Saat şu an 4.30-5'e geliyor. Hemen akşam yemeğimizi hazırlamaya başlayacağım. Bu öğünümü de yaptıktan sonra artık bugün katı gıda beslenmesini bitiriyoruz. Sıvıya devam edebiliriz. Şekersiz olması kaydıyla kahve içebiliriz, çay içebiliriz, bitki çayı içebiliriz, soda içebiliriz. Yani şekersiz sıvı tüketimine devam edebilirsiniz. Ama akşam öğünümüzü yaptıktan sonra bir daha katı hiçbir şey yemiyoruz. Bir sonraki sabah yiyeceğimiz öğüne kadar. Şimdi hadi bakalım hazırlayalım akşam yemeğimizi. Biraz tavuk yemeği yapacağız arkadaşlar. Yani tavuk yemeği derken böyle bir dışı çıtır tavuk topları var. Onları yapacağız annemle beraber. Onları annem hazırlayacak. Ben şimdi bulgur pilavı hazırlıyorum. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. İçerisine şöyle bir kaseyi tam doldurmadan bulgurumu ekliyorum. Bunu annemle beraber tüketeceğiz. Beraber yiyeceğiz. Bu diyet döneminde, yani aralıklı oruç yaparken, diyet de demeyeyim, sağlıklı beslenme sürecinde pirinç çok tüketmemeye çalışıyorum. Bulgur pilavı yiyorum pilav yiyeceğim zaman. Ama bulguru da çok abartmamak gerekiyor. Çünkü bulgur pilavını da abarttığımız zaman kilo vermemizi yavaşlatabilir. O yüzden bunu da sınırlı ölçüde tüketiyoruz. Ben haftada 2 ila 3 defa bulgur pilavı yiyorum. Eğer bulgur pilavı yemeyeceksem yanında kepekli makarna tüketebiliyorum. O da yine bir bardak kadar olması şartıyla. Şöyle göz kararı suyumu ekliyorum. Bunu sebzeli de yapabilirsiniz, salçalı yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz pilavınızı. Burada pilavın suyunu çeksin, dinlensin. Ben şimdi salatamı hazırlayacağım.
Akşam öğünümde bu şekilde arkadaşlar. Bulgur pilavı yaptım. Üzerine birazcık pul biber ekledim. 5 adet tavuk toplarından koydum. Bunları fırında kızarttık. Daha sonrasında karalahanadan ve havuçtan narişkili bir salata hazırladım. Ve bir dilim tam buğday ekmeğiyle bugünün son öğününde yapıyorum. İnşallah sizlere faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.